işe yarayabilir ama sonuçta bu da bir çözüm değil yani. Sonuçta aldığımız, ailemizle geçiniyoruz. Ailemizden aldığımız destekle geçiniyoruz. Şu anda bir çözüm değil. Hatta bazı firmalar gidiş dönüş biletleri bile kesmemeye başladı. Bu son zamlardan sonra değişik çünkü değişiyor fiyatlar sürekli. O yüzden kalıcı bir çözüm olacağını sanmıyorum yani. Ben Kırşehir'e gidiyorum. 230 liraya. Böyle bir ilkan çok kullanmazdım ya, sanmıyorum. Çünkü sonuçta tekrar ödeyeceğim. Benim için çok faydalı olacağını sanmıyorum yani. Kalıcı bir seçim değil. Daha yüksek bir meblağ olsaydı kullanabilirdim de şu anda çok kullanmıyorum yani. Talep görebilir çünkü biliyorsunuz ekonomik şartlar çok zor şu anda. Çok daha uzun yolculuklara çıkan arkadaşlara daha pahalı oluyor. Onlar yararlanabilir yani. Bence işe yaramaz, geçici çözüm olur. Daha sonra yine firmalar kendi bildiğini, kendi çıkarları doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yaparlar. Biz halk da mağdur oluruz yine. Ben şu an Mardin'e gidiyorum. 550. Böyle bir imkan olsa yararlanır mı? Tabii ki yararlanırım. Yani öğrenciyim sonuçta, paraya ihtiyacımız oluyor. Yani 550 bir öğrenci çok fazla. Uygulama güzel. Güzel, işe de yarar. Yani ne olur bir anda 500 lira vermek ama çözüm o değil. Çözüm bu, mazota bir çare bulmak. Yani balık tutmayacaksın, yani balık vermeyeceğim, balığı tutmayı öğreteceksin. Bir de bunun dönüşü var. Ben şimdi Kars'a gidiyorum. Tekrar dönüşünde nasıl yapacağız? Öğrenciler için güzel ama sonuçta yine öğrencinin babasından çıkıyor abiciğim. Hani buna bir devletin, büyüklerimizin bir çözüm bulması lazım. Yani firmalara ben hiçbir zaman kabahat bulamıyorum. Adam 31 lira veriyor. Kars'a dünya yakıyor. Nasıl olacak? Yani sonuçta firmaya hiçbir zaman kabahat bulmuyorum.